Biliyorsunuz geçen hafta bir Boeing 777 uçağının motoru patladı ve yolcular havada korku dolu anlar yaşadı. Araştırmacılara göre bunun sebebi kırılan bir fan bileti. Yani sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim, uçağın motorunun pervanesi kırılmış. Kırılmışsa ne olmuş yani? Sonuçta bir motor patladı. Kırılan bir parça motoru patlatır mı diye düşünebilirsiniz. Şöyle düşünün. Çok yüksek devirle dönen bir motordan bahsediyoruz. Kırılan parça da fan bileti, yani öyle ufak bir şey değil. O parça motorun içine kaçarsa, aslında kaçmamıştır büyük ihtimalle, dağılan parçalar içine kaçmıştır. O merkez kaç kuvvetiyle falan zaten bir yerlere çarpmıştır ama çok büyük hasarlar verebilir ve evet, motor patlayabilir. Daha önceki yaptığım videolarda zaten bunun simülasyonlarının yapıldığını göstermiştim. Dileyenler izleyebilir. Çok büyük bir olay yaşanmış ama daha önemli bir şey var. Hiç kimseye bir şey olmamış. Şimdi aklınıza bir soru gelebilir. Böyle bir olay bizde olmaz mı? Öncelikle şunu belirteyim. Boeing 777 uçakları bizde de kullanılıyor. Fakat bizim kullandığımız motor bu model bir motor değil. Yani Türkiye'de kullanılan motorlardan bahsediyorum. Çok fazla kullanılan bir motor modeli değil bu Boeing 777 için. Ama bizde olmaz mı diye soruyorsanız, bizde de olur. Peki bu nasıl önleniyor? Arkadaşlar, bunun önlenmesindeki en büyük etken nedir biliyor musunuz? Havacılık elemanları. Şimdi bu havacılık elemanları nedir diye aklınıza bir soru gelebilir. Ben de tam olarak bilmiyorum. YÖK böyle bir ünvan bulmuş. Ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır ama bu havacılık elemanları denilen kesim her gün o uçakları geziyorlar. O fan biletleri tek tek inceliyorlar. Eğer bir çatlak veya bir hasar veya bunun gibi şeyler varsa bunlar değerlendiriliyor ve kayıt altına alınıyor. İşte bunların takibini ve kararını verenlere Türkçe'de artık eleman diyoruz. Bu konuya çok fazla girmeyeceğim ama bu arkadaşlar bu konuda çok dertli. Ben mi neyim? Ben uçak bakım mühendisiyim. Ben de kendime buna uygun gördüm. Bu kazayla ilgili internette hemen komple teorileri başladı. Motorları bantla yapıştırıyorlar. Evet, bantla yapıştırıyoruz. Bir gün uçağa bindiğinizde böyle bir şey görseniz ne düşünürdünüz? Herhalde ne oluyor burada falan derdiniz. Veya çok korkardınız. Veya siz de bu motorları bantla yapıştırıyorlar diye düşünürdünüz. Bu gördüğünüz şey aslında hiç düşündüğünüz gibi bir şey değil. Bu ve bunun gibi bantlar uçağın çok fazla yerinde kullanılıyor. Ve ister inanın ister inanmayın, bunları kullanmamızı bize üretici firmalar söylüyor. Bu bantlara high speed bant derler ve kullanım alanları çok geniş. Bir tek high speed bantta kullanılmıyor. İpek bant kullanılıyor, kumaş bant kullanılıyor, teflon bant kullanılıyor. Bir sürü çeşit bant var. Biliyorsunuz uçaklar çok fazla katmandan oluşuyor ve bu katmanlar yan yana olacak şekilde birleştiriliyor. Ve bu birleşen noktalara Türkçesi dolgu macunu diyebileceğimiz macunlar çekiliyor. Yani bunlara biz sealant diyoruz. İşte bu sealantların bir kuruma süresi var. Ama bazen operasyon yoğunluğundan dolayı uçak lazım oluyor ve bu uçaklar sefere erkenden bu kuruma süresi beklenmeden gönderilebiliyor. İşte böyle bir durumda o çekilen sealant'ın üzerine kitap bu bantı çekmemizi söylüyor. İşte orada gördüğünüz tam olarak bu. İnternette sık sık uçaklara kuş çarptı haberlerini okuyorsunuzdur. Bu çok sık rastlanan bir durum ve uçaklara çok ciddi hasarlar verebiliyorlar. Artık hemen hemen herkesin bildiği US Airways'in 1549 nolu uçuşunda uçak hız sürüsüne girmişti ve Hudson Nehri'ne acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. İşte bu olaylar hiç de yavana atılacak olaylar değil. Fakat bu kuş çarpmaları her zaman aynı hasara yol açmıyor. Genellikle ufak göçüklere neden oluyor ve bu göçükler yine o bantlarla dolduruluyor. Peki bunu niye yapıyoruz? Çünkü o göçükler sürtünmeye sebep oluyor ve sürtünmeden dolayı uçak fazla yakıt yakıyor. Yani arkadaşlar bunların bile hesabını yapıyorlar. Yani o bantları uçağın motorunda değil her yerinde görebilirsiniz. Kanatta da görebilirsiniz, camda da görebilirsiniz. Kokpit camları çok sağlam yapıdadır fakat bazen kuş çarpmasından veya fazla ısınmadan dolayı çatlayabilir. İşte böyle bir durumda biz o camları değiştiriyoruz ve yine etrafına o dolgu macunundan sürüyoruz. Yine operasyon yoğunluğundan dolayı uçak erkenden sefere verilebiliyor ve yine etrafına o bantlardan yapıştırıyoruz.
Eğer bir gün terminale geldiğinizde camdan dışarı baktığınızda camı değişmiş bir uçak görürseniz etrafının bu şekilde bantlı olduğunu görebilirsiniz. Ve camı bantla yapıştırmışlar diyebilirsiniz. Şimdi size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bir uçağın çoğu kaportası olmadan uçuşa gönderilebilir. Yani bir gün havaalanına geldiğinizde bir uçağın iniş takım kapağının olmadığını görebilirsiniz ya da bindiğiniz bir uçağın. Ama evet, uçaklar bu şekilde sefere gönderilebiliyor. Bu tamamen havayolu şirketinin kararına kalmış bir şey. Uçakların Configuration Deviation List denilen bir kitabı var ve bu kitapta uçağın nasıl sefere verilebileceği söyleniyor. Yani diyor ki iniş takımı kapağın yoksa uçağı sefere verebilirsin ama şu kadar daha yakıt alman gerekiyor. Çünkü sürtünme oluşuyor. İşin enteresan tarafı uçaktaki arızaların neredeyse hepsinin belli bir zaman içerisinde tamir edilmesi gerekirken bu gibi şeylerin bir zaman kısıtlaması yok. İstediğin zaman tak diyor. Peki neden böyle bir şey demişler? Çünkü her zaman elinizde o şey olacak diye bir kaide yok. Bunlar sipariş veriliyor. Atıyorum iniş takımı kapağı. Depomda tutmama gerek yok. Atıyorum Boeing'den aldınız. Boeing gibi telefon ediyorlar. Diyorlar ki bana kapak lazım. Gönderiyorlar ama kaç günde gönderirler? Orası muamma. O yüzden malzeme gelene kadar uçağı bekletmek istemiyorlar. Çünkü uçağın beklemesi demek para kaybı demek. Dolayısıyla daha fazla yakıt alıp uçağı sefere gönderebiliyorlar. Uçaklar üretilirken her türlü ihtimal göz önünde bulunduruluyor. Yani tek teknik açıdan değil. Uçağın sadece servis yapan araçların birbirini engellememesi için bile planlamalar yapılıyor. Ve bunlar için büyük mesailer harcanıyor. Çünkü vakit nakittir. O yüzden bir daha uçağa bindiğinizde bir bant görürseniz o bantı sökmeyin. İyi yolculuklar.